çünkü halka arz olduğu noktadan %37 aşağıya geldi ise Bizim halkımızın yaptığı en yanlış şey. En yanlış şey borsada 2 kere 2 4'ü aramak. Bilanço iyi geldi bu hisse neden düşüyor? Düşebilir. Bilanço kötü geldi bu hisse neden yükseliyor? Piyasa değeri defter değeri birinin üzerindeyse pahalı birinin altındaysa ucuz. Ben ömrümde böyle salakça bir yorum görmedim. Ben bu konuda özür dilerim. Ben bu konuda bence yanlış düşünmüşüm. Oo, geç kaldınız abi smart üretime bile geçti. Evet klasikleşmiş cuma günlerinde sermaye piyasaları bülteniyle başlıyoruz. Bayağı bir bedelli ve bedel sermaye arttırımı onaylandı. İki tane bedelli Trabzonspor ve Hektaş'ın açıklandı. Onaylandı daha doğrusu. Onun haricinde imaj makine, gedik yatırım, kim Poli üreten Lokman Ekim ve Reis taşımacılığında bedelsiz sermaye arttırımları onaylandı. Hektaş'ı pozitif etkiledi sabah. Tavan başladı ama daha sonradan bozdu itgelli bir durumu vardı gün içerisinde zaten genel olarak bakacağız. Borsa İstanbul bugün iyi. 200 günlük hareketli ortalamadan döndü diyebiliriz. Çünkü buradaki bugünün bir öncekine baktığınız zaman bir fitil atıyor aşağıya ve buna çekiç formasyonu vesaire ne derseniz deyin artık. Ama aslında buradaki temel olay şu fitilin uzun olması yani ana gövde yerine fitilin aşağıya doğru uzun olması demek aslında burada satıcı gelmiş ama alıcılar satıcıları karşılamış ve piyasayı tekrardan yukarı çekmiş demek. Yani bu bölgede alıcı geliyor bu bölgeden tepki alıyor demek ve bugün de yine yukarı doğru doğru sert bir mum atması, kapanışa doğru iyi bir mumla gitmesi ve maksimum seviyede, günün en maksimum seviyesinde kapatması, yine aşağıya fitil atması. Yani düşüşleri artık kabullenmiyor piyasa. Düşüşler artık okey değil. Bu umut verici. Neden umut verici onu söyleyeyim. Tabii ki birçok şey umut vericiydi bu zamana kadar ama geçmişte bakın daha önce 2023 Mayıs'ta yani seçimlerden hemen sonra yine 200 günlük hareketli ortalama deyip buradan da ikili dip yapıp dip Buradan da ikili dip yapıp aşağıdan yukarı doğru fiyat hareketleri devam etmişti. Tekrar buradan bir yukarı doğru fiyat hareketi olabilir ve artık yükseliş ve rally başlayabilir. Başlaması da gerekiyor. Çünkü neden? Amerika'da faiz indirimleri başlayacak. Her zaman tekrarladığımız şey Avrupa'da faiz indirimleri, ikinci faiz indirimi yapıldı. Ve Türkiye'de en geç Ocak ayında düşük bir tonda da olsa faiz indirimleri başlayacak. Yani borsa için oldukça güzel bir e, şu anda hikaye var önümüzde baktığımız zaman. Yani birçok böyle analistlere falan bakıyorsun. Tırnak içinde analist. şarlatanlar nasıl satayım hepsi. Ee, i̇şte borsaya hikaye lazım lan daha ne hikayesi olacak anasını satayım borsada yani borsaya hikaye lazım lan ne hikayesi lazım bir borsa için en iyi ne olabilir faiz indirimi yani para bolluğu yani paranın yani borsanın alternatifsiz olması lazım veya az alternatifli olması lazım. Yani sen faiz gibi muazzam bir alternatif koyarsan borsaya borsadaki paranın suyunu çekersin. 2021, 22 ve 23'te borsanın muazzam ilerlemesinin sebebi ev alan ev aldı, araba alan araba aldı. Eve arabaya parasını koyamayan herkes de geldi. Borsa İstanbul'da yatırımcı oldu ve o dönemler hesaplar patlamıştı yani hesap sayısı patlamıştı. He, bu bu şekilde devam eden bir olgu. O yüzden ben artık bu taraflarda yani her zaman şunu söylemekten sıkıldım yani. İşte şu da iyi olabilir, bu da iyi olabilir, bu da gidebilir. Yani artık piyasaya da umut pompalamak da istemiyorum hani belki olmaz hepten böyle insanların umudu kırılır çünkü sabırlar çok azaldı ve sinirler çok gergin bunun farkındayım ama bu oldukça güzel bir emare yani güzel diyebiliriz devam edelim Matrix üzerinden baktığım zaman katılım ev Hektaş Egen ee, bu arada Hektaş Tekrardan tavana kitlemiş. Güzel. Egen iş gayrimenkul. Şeker bank iş menkul. Yani şu yeşili şu yeşil tabloyu görmeyeli baya bir zaman olmuştu. Aşağıda tukaş eksi. Bilançosu açıklandı ve Cem Okulu tukaş paylarını satıyor. Tabii ki de negatif etkileyecek. Türksel, Tahova Limanları, Tümosan, Yayla Gıda, Batıçin, Borusan Yatırım ve benzeri hisselerde bir kısım hisse de burada aşağıda eksi olarak karşımıza çıkıyor. Bank of America 2.1 milyar yatırım finansman 1 milyar. Ünlü 360 olmak üzere yabancının ciddi alımı vardı. Yani Bank of America yabancı mı değil mi ondan emin değiliz neyse. Karşısında AK, HSP ise aslında HSP'si de yabancı diyebileceğimiz. Yani aldım verdim yapmış olabilirler. İş, garanti, BBB ve halk. Önümüzdeki hafta perşembe günü bak şu andan söylüyorum. Bu hafta cuma günden söylüyorum. Önümüzdeki hafta perşembe günü sizlere şöyle bir paylaşım yapacağım muhtemelen. Yabancı tekrar alınma geçti diye bir paylaşım olabilir yani konuşmalarım içerisinde. Geri alımlara baktığımız zaman geri alımlar tarafına Gemtaş, e, Orge ve Smart Güneş eklendi. Gemtaş iki kere Gemtaş mıydı bunun adı ya? Yani gimat, gimat cross'muş yani garip garip hisseler ya. Bugün bir baktım böyle zeytin meytin garip bir hisse var yani. ilginç ilginç hisseler var. Ama bunun bedeli de ödeniyor. Bu arada mesela aslında çok kötü bir hisse olduğunu düşünmüyorum ama Koç Metalurji'ye bakar mısınız? Yani Alkarz olduğu fiyattan bile bayağı bir geri çekilme yaptı. Burada da geri alım programı başlatılması gayet doğal. Yani çünkü Alkarz olduğu noktadan %37 aşağıya geldi hisse senedi. Aynı şey Entra'da da oluyor. IC Entra'da. Çünkü neden Alkarz'lardan çekildiler. Alkarz'ın suyu sıkıldı ve piyasadan para çekilince aslında ne kadar etkili olduğunu bir kere daha görebiliyoruz. Bakın IC Enterra'da halka arz olduğu noktadan %28 %29 aşağıya düştü. Bu da şunu gösteriyor bize. Hiçbir şey kesin değildir. Yani mesela hep şöyle bir algı var ya piyasada. Bedelsiz yaptık gider. Gitmeyebilir. Bedelli yaptı gider. Gitmeyebilir. Halka arz gider. Gitmeyebilir. O yüzden kesinlik yoktur borsada ama Bizim halkımızın yaptığı en yanlış şey, en yanlış şey borsada iki kere iki dördü aramak. Bizim yatırımcımız sürekli borsada iki kere iki dördü arıyor. Mesela ben neydi bor şeker, bor şeker e, kapasite artışına gitmiş tamam mı? Ve ben bunun kap bildirimini aynı diğer şirketlerden yaptığım gibi yaptım. Normalde e, bunda senin ne anlaman lazım? Bor şekerin kapasite arttırdığını ve bunun şirkete orta ve uzun vadede pozitif yansıyabileceğini ve bilançosunu pozitif yansıyabileceğini düşünmen lazım. Ben bunu paylaştıktan sonra yani ben bunu anlattıktan sonra dün bir yorum gördüm. Arkadaş yazmış oraya. Beyefendi, amca, dayı artık her neyse. Demiş ki bor şeker demiştin %7 düştü. Ya dayı yani bor şeker kapasite artışına gitti dediğim zaman sen bundan bor şeker katlanacak uçacak bor şeker alın mı anlıyorsun? Ya da şunu hala kavrayamadı bizim yatırımcımız. Ya da kavramak mı istemiyor ya da yeni gelen yatırımcılar mı acaba yeni gelen borsa ee, civcivleri mi acaba böyle düşünüyor bilmiyorum. Bilanço iyi geldi bu hisse neden düşüyor? Düşebilir. Bilanço kötü geldi bu hisse neden yükseliyor? Yükselebilir. Bakın borsada 2 kere 2 4 diye bir şey yoktur. Aldıcı çoksa yükselir. Satıcı çoksa düşer. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani benim diyelim ki 1 milyon lot hissem var. Hissede pozitif gelişme var. Ben o anda kafam güzel ya. Sarhoşum yani o anda. Ya da kafam attı. Biriyle kavga ettim. Bas, bas lan dedim 1 milyonu. Sat dedim anasını. Dedim. Sattım %10 düştü. Olabilir. Bu kadar basit. İşte o yüzden borsada kısa vadede işlemlerde kısa vadeli hareketlerde mantık aramayın. Aramayın. 2 kere 2 4 asla değildir borsada. Az lotu olan hisse gider. Nah gider. Bu böyle bir şey değil. Bak yine sinleniyorum. Ya bu böyle bir kalıplar yerleştiriyorlar borsaya. Ya biliyorum şarlatanlar yerleştiriyor. Piyasa değeri defter değeri birinin üzerindeyse pahalı birinin altındaysa ucuz. Ben ömrümde böyle salakça bir yorum görmedim mesela. Dünyanın en salakça yorumu. Öz kaynak karlılığına baktın mı kardeşim? Bakmadın. Borsada 2 kere 2 4 değildir. Bunu asla unutmayın. Gelelim Meme Şimşek'in açıklamalarına. Meme Şimşek diyor ki enflasyon beklentilerindeki iyileşme programımız hedeflerini destekliyor. Son 3 ayda 23,5 puan gerilen yıllık enflasyonda Eylül'de %50'nin altına inmesi bekleniyor. Eylül'de %50'nin altına inecek enflasyon merak etmeyin. <laughs> Bu şey gibi düşünsene mesela. İşte Galatasaray fener maç yapıyor diyorsun ki karşılıklı gol var diyorsun. Sonra takımlara git diyorsunuz ki birbiriniz en az birer gol atacaksınız. Demek gibi bir şey yani. Ee, Meme Şimşek'in tahminleri hep tutuyor. Nedense Allah Allah. Demek ki... Ee bayağı bilgili ve şey tecrübeli bir beyefendi kendisi zaten. biliyor yani geleceği tahmin edebiliyor. Büyük de falan bir alakası yok mevzunun. Devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD'nin önde gelen iş dünyası liderleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, 23 Eylül'de 20, 23 Eylül'de 20 Fortune 100 ABD şirketi yöneticisiyle bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacak. Katılımcı listesinde J.P Morgan, Goldman Sachs gibi üst düzey yöneticiler de yer alıyor. Muhtemelen e, buradaki yöneticiler ve buradaki büyük şirketler aslında olayın Mehmet Çimşek'te, Cevdet Yılmaz'da, Fatih Karahan'da olmadığını biliyor. Buradaki asıl mevzunun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu biliyorlar. Çünkü Naci Abal'da da değildi mevzu. Naci Abal kovuldu, gitti, affını istedi ve tüm sistem değişti. Burada olay, problem şurada her şeyin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında olması. Bütün problem bu. O yüzden yabancının güvene ihtiyacı var Türkiye konusunda ve çok ciddi bir güvene ihtiyacı var. Çünkü zamanında bu güveni çok sarstılar. Gelelim IMF konusuna. IMF sözcüsü Julie Kozak Türkiye'nin BRICS'e katılım beyanı üzerine yaptığı değerlendirmede BRICS veya benzeri ülke gruplarının derinleşen bağlarının üyeler arasındaki parçalanmayı azaltmak ve ticari ticaret ile yatırım maliyetlerini düşürmek amacı taşıdığından teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Kozak bu tür girişimlere katılmanın her ülkenin kendi kararı olduğunu vurgulayarak IMF'in Türkiye'nin olası BRICS üyeliği konusunda bir tehlike görmediğini ifade etti. Ben bu konuda özür dilerim. Ben bu konuda bence yanlış düşünmüşüm. Ee, Türkiye'nin BRICS'e girmesini ben batıdan uzaklaşmak olarak görüyordum. Ya belki hala öyledir ama e, yapılan açıklamalara vesaire baktığım zaman Batı'nın uzaklaşmak yerine bir denge politikası uygulamayı ve Batı ile Doğu arasında bir denge politikası uygulamayı öngördüklerini söylediler. Eğer hükümet bu şekilde bir politika öngörüyorsa bu doğru bir politika. Yani ben daha öncesinde yaptığım yorumu geri alıyorum ve bu konuda yanıldığımı düşünüyorum. E, eğer Batı ve Doğu arasında bir denge konusunda yer alacaksa böyle bir yol izleyecekse Türkiye bence en doğru yöntem bu. Çünkü Türkiye gerçekten taraf olmaması gereken bir ülke. Çünkü Türkiye gerçekten hem doğuya hem batıya muhtaç olan bir ülke. Çünkü tam ortada olan jeopolitik olarak konum olarak siyaset olarak iki tarafı da dengede tutması gereken ve bu yolla çıkar elde etmesi gereken bir ülke. Amerika ve Rusya istihbarat takası yaparken bile istihbarat örgütleri takası yaparken bile Türkiye üzerinde yapıyor. Rusya Ukrayna savaşı sıkıntısı çıktığı zaman burada iki tarafında ortak gördüğü ülke Türkiye. Yani burada Hamas İsrail arasında da olan olaylarda bile evet işte Katar ve benzeri ülkeler de var ama Türkiye'nin de sözü çok geçiyor. Türkiye gerçekten iki taraflı da ilişkilerini muhakkak sıkı tutmalıdır. Eğer bu amaçla yapıldıysa kutlarım bence güzel doğru bir hamle diyorum ve haberlere geçiyorum. Evet Anadolu Hayat Emeklilik de Prim üretimlerini açıkladı ve Ocak-Ağustos dönemine ait prim üretimi hayat dalı 7.4 milyar TL, hayat dışı 1 milyar TL olmak üzere toplam Pardon hayat dışı 1 milyon TL olmak üzere toplam 7.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu da iyi bir oran. CV Enerji'den bazı açıklamalar var. CV Enerji CFO'su Mücahit Melik Yetim'in yaptığı açıklamalar. Hücre yatırımı için fizibilite çalışmalarını tamamladık. Oo, geç kaldınız abi smart üretime bile geçti. Finansman işlemlerimizi başlattık. Uygun koşulların oluşması durumunda bu yatırımımızın ayrıntılarını paylaşacağız. Hedefimiz <laughs> mümkün olunca geç yaparsınız umarım. Çünkü ben smart yatırımcısı olduğum için. Hedefimiz her zaman kar marjımızı korumak. Biz kar amaçlı çalışan bir şirket durumundayız. Önümüzdeki dönemlerde verimlilik ve millilik alanındaki entegre çalışmalar tamamlandı. Bunların bilançoya yansıması çok daha farklı olacak. Burada verdiği mesaj şu. Birazdan zaten konuşmasından da anlayacaksınız. Çin tarafında böyle üret babam üret, üret babam üret. Yüzde bir iki, yüzde bir iki mümkün olunca ucuz panel ver diyor ya. CV Enerji diyor ki biz diyor rekabetçi olmak için fiyatları düşürmek yerine kar marjımızı korumayı seçtik diyor. Bunu şimdi okuyacağım. Üçüncü ve dördüncü çeyrek çerçevelerde asıl çeyreklerde asıl cirolarımız ve karlılıklarımız bilançoya yansır. Yıl sonu için hedefler hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Marjımızı korumayı amaçladığımız için düşük fiyattan satış yapmadık. Bu sebeple ciromuz beklentilerimizin biraz altında kaldı. Yani pazar payınızı kaybetmişsiniz. Bence bu çok da okey bir şey değil. Yatırımcılarımız ciroya yansımasını 2025 ve 26'da görmeye Yatırımlarımızın ciroya yansımalarını 2025 ve 26'da gör... Özürlüyüm herhalde yazıyor okuyamıyorum. Ee, özellikle lityum batarya tarafında çok ciddi talep var. Burada çok ciddi satışlar olacak. EVA tarafında da kapasitemizi 3 katına çıkarttık. Bedelsiz sermaye arttırma için SPK onayını bekliyoruz. Esas süreç sonuçlandıktan sonra sermaye arttırmanı gerçekleştireceğiz. Hidrojen geleceğin depolama yöntemi. Bak ben hep size ne derim? Vizyoner ve zeki bir adam olmanıza veya kadın olmanıza gerek yok. Vizyoner ve zeki insanları takip edin yeter. Bak adam demiş mesela burada açık açık. Hidrojen geleceğin depolama yöntemi. Bu alanda ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Güneş enerjisiyle birleştirdiğimiz bir hidrojen depolama çalışmalarımız mevcut. Enerji depolama işi çok önemli. Özellikle kontrol matiğin Pomega üzerinden yaptığı çalışmalar çok önemli. Enerji depolama tarafında da yatırımların olması muhakkak çok kritik. Şu an ABD'de 3 noktada depolama alanlarımız var. Gelen talebe göre ürün satışımızı gerçekleştiriyoruz. Panel üretimi üzerine yakın zamanda ABD'de yatırım yapma hedefimiz var. Bu alanda çalışıyoruz çalışma yürütüyoruz. Smart da yürütüyor. Bakalım neler olacak. E bebek. Bu arada Alfa Solar aralarında sanırım şu anda en kötü giden tarafta. Alfa Solar öldü ya bu arada. Yani böyle grafiğine falan baktığın zaman şey diyesi geliyor insanın. Toprak sana incitmesin. Kardeşim benim diyesi geliyor. İngiltere pazarında mağazalaşma stratejisi doğrultusunda ebebek Londra'da ilk mağazasının açılması için kira sözleşmesini imzalamış. Mağazanın 2025 yılı ilk şehrinde açılması planlanıyor. Bakalım neler olacak. Güzel gelişme. Koç Meteoroloji 500 milyon TL bedelli ve 30 milyon adet olarak belirlediği pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Zaten başlatın abi yani. Kontrolmatik şirket iştiraki Pomega Enerji'nin 505 milyon TL olan sermayesini 1.8 milyar TL'ye çıkarma kararı aldı. Pomega'ya dikkat. Bunu söylüyorum. Bakın size Kontrol matik analizi çektim bundan aylar önce ve çektiğim zamanda da kontrol matik şu anda pahalı dememe rağmen ben oradaki analizi çektiğim zaman ya bizim Türk halkına ben gerçekten anlam veremiyorum dünyada da mı böyle bilmiyorum ama çok hırslı çok inanılmaz açgözlü inanılmaz hırslı inanılmaz panik inanılmaz sabırsız ya trafikte bile öyle yani trafikte bile öyle ben şimdi mesela motosiklet kullanıyorum. Adam arkadan geliyor götümün dibine kadar yapışıyor affedersiniz. Ya bu korna basan oluyor falan. Tamam diyorum kenara geçiyorum hiçbir şey demeden. Beni geçiyor. İleride trafiğe takılıyorsun. Ebey salak geri zekalı. Ben yine aradan filtering yaparak geçiyorum. Yine araçların arasından gidiyorum. Sen zaten benim arkamda beklesen de beni geçip gitsen de ben her türlü senin önüne geçeceğim. Zaten ben sana engel olmayacağım. Ben senin için bir engel değilim zaten trafikte. Ama mesela buna bile sabırlı ya inanılmaz bir sabırsızlık. Yani özellikle bizim Türk vatandaşının sadece borsada değil genel olarak sabırsızlık konusunu çözmesi lazım. E burada kontrolmatikte bahsederken şunu söylüyorum. Bak 2025'te 2 milyar dolar, 2030'da 5 milyar dolar ciro hedefi var bu şirketin diyorum. Ve şu anda bu hedeften çok uzak noktada. Yani çok ciddi karlar artacak. Bu şirketin karları artınca uzaklaşıp şey, ucuzlayacak. Bak bu konu değişmedi. Bu konu hala böyle. Pomega hala orada. işte Plan S hala orada. Şirketin iştirakleri, güzel iştirakleri hala orada kontrol metin çalışmaları hala devam ediyor. O yüzden bu yani yatırımcı olmanızı engelleyecek bir durum değil. Ama anlatamıyorsun bunu. 8 ay önce anlattığım videoda da videonun sonuna kadar teknik analiz kısmına kadar sabredemeyip burada anlattığım şeylerden dolayı hemen gidip yapışıp zarar eden bir sürü insan oldu. Ama yapacak bir şey yok. Benim suçum değil abi. Videoyu sonuna kadar izleyecektiniz. Kervangı'da şirketin Polonya'da üç farklı şehirdeki tesislerinde sadeleşme ve gözden çıkartma üretim pr proseslerinin gelir getirici şekilde elden çıkılması amacıyla ülkedeki bağlı ortak PVC Odra alıcı bir firma ile ön sipariş sözleşmesi imzalandı. Yani e, buradaki tesislerini satıyorlar. Ve gelelim SASA'ya. PTA üretimi için gerekli tüm yardımcı işletmeler devreye alınmış. PTA üretim tesisi belirlene, işte beslenebilir duruma getirilmiş. PTA üretim tesisinin devreye alınmasındaki birinci faz proses hava komparasörünün çalışır hale getirilmesiyle gerçekleşmiş, gerçekleşmiş olacak. Yani tesis artık neredeyse gerçekleşecek. Peki ne zaman? Ekim ayının sonunda. Ekim 2024 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Ben de biliyorsunuz ki dün size SASA'yı anlattım ve ben SASA'da alım yapmaya başlıyorum dedim. Vadeli tarafta alımlarımı yaptım. Spot tarafta da ufak ufak alımlarımı yapmaya başlıyorum yakında belki elit naturali zararına kol keserek çıkartacağım biraz kol değil de böyle hafif gövde kesmek gibi olacak bu sefer ama e, belki de öyle yapacağım bugün sasa polyester yüzde 4 yüzde 5'e yakın yükseldi başka bir kanalı izliyor olsaydınız şu an 15 dakikanızı ben demiştim demekle geçiriyor olacaktı ama gördüğünüz üzere videonun ilk kısmında sasa'ya bile değinmedim çünkü neden bir hisse söylediğin zaman yüzde 5 düşerse içinden geçiyorlar yorumlarda şöyle diyordu ne oldu heee Şöyle ne oldu? He? Falan diyorlar. Yani insanlar böyle garip bir şekilde açığınızı kolluyor. Mesela dünkü videoda 2023 senesinin aynı dönemiyle 2024 senesinin aynı dönemini dolar bazlı olarak baktığım zaman yüzdesel artış değişmiyor ve bana diyor ki arkadaşım birisi yazmış yorumlara eee siyaset bilimi mezun olunca eşit ağırlıkçı olunca böyle oluyor ha 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 falan yazmış. E güzel kardeşim şimdi sen şöyle mi hesaplıyorsun? Mesela günümüzde e, asgari ücret 17 bin lira 17 bin lirayı 34'e bölüyorsun mesela örnek veriyorum kabaca söylüyorum şu an kafamdan hesaplayamam 450-500 dolar asgari ücret çıkıyor değil mi? O zaman şöyle yapman lazım senin 2000 yılın asgari ücretini bulmak için 2000 yılın asgari ücret 150 liraysa 150'yi 34'e bulup asgari ücret 2020 2000 yılında 5 dolardı mı diyeceksin. Hayır. 2000 yılındaki asgari ücreti 2000 yılındaki dolar kuruna böleceksin. O yüzden bir şirketin 2023 yılındaki TL karıyla 2024 yılındaki TR karını 2024 yılındaki dolar kuruyla bölemezsin. 2023 yılındaki TL karını 2023 yılındaki dolar kuruna bölmen lazım. 2024'teki TL karını da 2024'teki dolar kuruna bölmen lazım ki o dönemki satışları kaç bin veya kaç milyon dolara denk geliyordu, bu dönemki satışları kaç bin veya kaç milyon dolara denk geliyordu görmemiz lazım ve dolar bazlı artışı görmemiz lazım. Şimdi senin beynin buna basmadığı için ve küçücük beynine de gelip bana yorumlarda eşit ağırlıkçı olunca böyle oluyor işte. Ulan kafam mı güzel? Biraz önce konu söylediklerimi anlayabilirse beynin basabilirse bunu bir düşün diye sana buradan da mesajımı vermiş olayım. Smart Güneş'te pay geri alımına başladı ve 20 bin adet pay geri alımını 39.56 ile 40 TL arasında aldı. Muhtemelen 40 lira altında geri alımlar yapacaklar diye tahmin ediyorum ve bu da olumlu bir gelişme. Tukaş ortaklarından Cem Okulu'nun sahip olduğu şirket sermayesinin %40'ına denk gelen 588, 588 neredeyse 589 milyon adet pay hisse başına 8 TL fiyatla yatırım finansman aracıyla Adro Holding'e satılacak. İyi bir satış bence Cem Okulu adına. Ve FETÖ muhabbetlerinden dolayı el konulan veya kayyum atanan artık her neyse kozu altın, koza maden işletmeleri, İpek Doğal Enerji gibi şirketler Türkiye Varlık Fonu'na devredildi ve pay defterine kayıtlar yapıldı diyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet kapanışa geldik. Bir haftayı da güzel kapattık. Bu hafta da bu sizler değilim. Tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Yarın Serdar abinin kanalında Teknik analiz Serdar abinin kanalında sizlerle beraber olacağız. Orada önemli konulardan bahsedeceğiz birlikte. Hem sohbet muhabbet edeceğiz hem de bilgi vereceğiz. Muhakkak o yayına da gelmenizi ee, istiyorum ve rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ayrıca da imkanınız varsa katıla katılarak hem farklı bilgi vesaire vesaire bir şeylerden yararlanırsınız. Hem de destek olmuş olursunuz diyorum. Ve iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.